Kasaba yerleşmeleriyle ilgili yukarıda verilen açıklamalardan hangileri doğru? 1. Nüfusu, fiziksel özellikleri, işlevleri ve yaşam koşulları bakımından köy ile şehir arasındaki yerleşmelerdir. Evet, kasaba ne tam bir şehirdir ne de tam bir köydür. Köyden büyümüştür ama daha kırsal yerleşme özelliğini kaybetmemiştir. Tam bir şehir özelliği de yansıtmamaktadır. 2. Tarım hayvancılık dışında küçük çaplı ticari faaliyetlerle demirci kaynakçı gibi atölyeler bulunur. Evet, bu da doğru. 3. Merkezi yönetime bağlı kaymakam tarafından idare edilir. Hayır yanlış. Bir yerel yönetimdir. Belediye başkanı ve belediye meclis tarafından idare edilir. O yüzden sorumuzun cevabı C şıkkı 1 ve 2'dir. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde dağınık kır yerleşmeleri daha yaygındır? Dokusuna göre kırsal yerleşmelerden dağınık kır yerleşmesini sormuş. Özellikle su kaynaklarının fazla, Arazinin dağlık, engebeli olduğu yani tarım alanlarının dar ve parçalı olduğu yerlerde dağınık yerleşmelere yakındır. Baktığımız zaman 1- Batı Karadeniz dağınık yerleşmedir. Hem su fazladır hem dağlık engebelidir. 2- Doğu Karadeniz hem su kaynağı fazladır hem dağlık engebelidir. 3 ve 4'te Akdeniz iklimi görülüyor Aydın ve Adana çevresinde ama genel itibariyle ovalık olduğu için çok tane yerleşmeler araslanmaz. 5 numara yine Güneydoğu Mardin çevresi su kısıtlıdır arazi düzdür 5 numara değilse toplu kır yerleşmesi vardır. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 2 aşıktır. Geniş araziler üzerine kurulmuş arazi sahipleri ve çalışanlar için evlerin bulunduğu köyden küçük sürekli kır yerleşmesidir. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı bu yerleşmeler Türkiye'nin her yöresinde bulunur. Yukarıda açıklaması yapılan yerleşme hangisidir? Yayla geçici bir yerleşmedir. Özellikle yaz mevsiminde hayvan otlatılmak için çıkılan dağ eteklerinde hafif eğimli düzlüklerdir. Ağal özellikle İç Anadolu'da bulunan bir yaygın olarak bulunan geçici bir köy altı yerleşmesidir. Küçük baş hayvanların gece konaklatıldığı yerlerdir. Divan Orta ve Batı Karadeniz'de ki akraba kümeleri mahallelerdir ve daimi bir yerleşmedir. Mezra, Doğu Anadolu'da 3-5 evden oluşan köyden küçük daimi yerleşmelerdir. Çiftlik ise bir daimi yerleşmedir ve geniş tarım arasına sahiptir. Birkaç ev ve eklentiden oluşur ve tarım ve hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılır. Özellikle ovalık alanlarda yaygındır. Tüm bölgelerimize rastlanmakla birlikte özellikle Adana'da, Konya, Bursa, Ergene çevresinde çiftlikler daha yaygın olarak bulunur. Baktığım zaman paragrafımıza geniş araziler diyor, tarım hayvancılık diyor, daimi diyor. Bu yüzden sorumuzun cevabı B şıkkı çiftliktir. Aşağıda balıkçılık faaliyetleri için kurulan bir yerleşme göstermiştir. Bu yerleşme hangisidir? Divan, Orta ve Batı Karadeniz'deki akraba mahallelerdir. Kom, Doğu Anadolu'da özellikle büyükbaş hayvancılığı yapıldığı geçici bir yerleşmedir. Oba, Özellikle toroslarda kıl kesi besleyen yürüklerin barınmalar için kurdukları çadır yerleşmesidir. Ağal özellikle İç Anadolu'da küçükbaş hayvanların gece konaklatıldığı üstü açık, etrafı çevrili yerleşmelerdir. Dalyan ise Ege'de koy ve körfezlere kurulmuş geçici olarak kullanılan balıkçı barınaklardır. O yüzden sorumuzun cevabı E şıkkı dalyandır. Türkiye'de bulunan köyden küçük kır yerleşmeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karadeniz kıyısında dağınık dokulu kır yerleşmeleri görülür. Evet Karadeniz dağlık ve su kaynağı fazla olduğu için Karadeniz'de genel itibariyle dağınık kırsal yerleşmeler yaktır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Evet kırsal yerleşmelerin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Yaşayan insan sayısı azdır. Evet oldukça azdır. Köyden küçük diye Köy bile değil. Geçici yerleşmelerin çoğunluğu kışın kullanılır. Geçici yerleşmeler özellikle yazın kullanılır. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri için. Bu yüzden sorumuzun cevabı değişiktir. Değişik yanlıştır. E'ye bakalım. Meskenlerde kullanılan yapı malzemesi bitkis ve jeolojik yapıdan etkilenir. Evet, kırsal yerleşmede insanlar ev yaparken bitkisine yörenin jeolojik kayat yapısından etkilenir. Örneğin Karadeniz'de devi ahşaptan, Akdeniz devi taştan yaparlar. Göçebe yaşayan ailelerin hayvancılık yapmak amacıyla oluşturduğu yerleşmelere oba adı verilir. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde bu yerleşmeler daha yaygındır? Oba özellikle yürüklerimizin, yürüklerimizin kıl kesi beslerken barınmalar için kurdukları çadır yerleşmeleridir. özellikle Türkiye'de obalara Akdeniz'de özellikle Toros dağları boyunca karşılaşılır. Baktığımız zaman 5 numara Akdeniz'de yer alan, Toroslar üzerinde yer alan bir alanı göstermektedir. Bu yüzden sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Aşağıdaki haritada 3 yere numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu yörelerdeki kırsal kesimde konut yapımında yaygın olarak kullanılan yapı malzemeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 1. Karadeniz Karadeniz'de her mevsim yağışlı bir iklim, Karadeniz iklimi görüldüğü için bit görse orma, ormandır ve insanlar kırsal kesimde ev yaparken evi ormandan yani ahşaptan yaparlar. 2 numara İç Anadolu, karasal iklim koşulları hakimdir ve karasal iklim koşullarından dolayı evi kerpiçten yani topraktan yaparlar. 3 numara Akdeniz ikliminin görüldüğü Teke yöresi, özellikle bu yörede karstik arazi yapısı kolay işlenebilen taşlardan dolayı evi, taşlardan özellikle kalker dediğimiz kireç taşından yaparlar. O baktığımız zaman sorumuzun cevabı ahşap, kerpiç ve taş olacak. Ahşap, kerpiç ve taş A şıkkında mevcut. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Köy ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doldur? Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Evet, kırsal yerleşmedir. Muhtar ve ihtiyar heyet tarafından yönetilir. Evet. Ortak yaşam alanlarındaki işler imece usulüyle yapılır. Evet, imece usulü yani yardımlaşma usulüyle yapılır. Çeşme yol yapılacaksa köyle hep beraber bu işe yardım eder. O yüzden baktığımız zaman sorumuzun cevabı E1, 2 ve 3'tür. Haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde divan yerleşmeleri yaygın olarak görülür? Divan özellikle Orta ve Batı Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de Akraba kümelerine, mahallelerine denir. O yüzden sorumuzun cevabı A şıkkıdır. 4 numarada Dalyan, 3 numarada Ağal, 5 numarada Ağal, 2 numarada Kom gibi köy altı yerleşmeleri yaygındır. Yukarıda verilen illerden hangilerinde toplu kır yerleşmeleri görülür? Toplu kır yerleşmeleri özellikle su kaynaklarının az olduğu düz arazilerde görülür su kaynaklarının fazla olduğu dağlık arazilerde ise dağınık kır yerleşmeleri görülür. Aksaray karasal iklimdir, su kaynakları azdır ve düzdür, toplu kır yerleşmesi yaygındır. Adıyaman karasal iklimdir, düz bir alandır ve su az, arazi düz olduğu için toplu kır yerleşmesi görülür. Giresun ve Kastamonu Karadeniz bölgesinde yer alır. Karadeniz iklimi görülür, su kaynakları fazladır ve arazisi dağlık engebelidir. Giresun ve Kastamonu da dağını kır yerleşmeleri daha yaygındır. Bu yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 2 A şıkkıdır. Köyden küçük yerleşmeler, sürekli kır yerleşmeleri, geçici kır yerleşmeleri. Bu kavram haritasında numaralandırılarak boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sürekli kır yerleşmelerine baktığımız zaman mahalle, mezra, çiftlik, Divan. Bunlar sürekli kır yerleşmeleri ise geriye kalanlar geçici kır yerleşmeleridir. Yayla olmaz. Kom olmaz. Oba olmaz. Kaldı C ve D şıkkı. Mahalle divan. E divan da daimi bir sürekli bir köy yerleşmesi. Bu yüzden sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Mezra daimi bir köy yerleşmesi iken kom geçici bir kır yerleşmesidir. Aşağıda verilen köy altı yerleşmelerinden hangisi farklı bir hayvancılık faaliyetinde kullanılır? Al özellikle Küçükbaş, Dam Küçükbaş, Kom, Oba yine Küçükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılırken Dalyan, Ege'de koy ve körfezlere kurulmuş balıkçı baranaklardır. Bu yüzden farklı bir hayvancılık faaliyeti görülür onu sorduğu için bize cevabımız C. Dalyan'dır.